Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde kurulan Canik Oyuncak Müzesi yarı yıl tatilinde kapılarını ücretsiz olarak çocuklara açtı. Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in öğrencilere karniye hediyesi olarak hizmeti açtı. Oyuncak Müzesi'ne çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Geleneksel, fabrikasyon, yabancı, antik ve yerli kategorilerinde yüzlerce oyuncağın yer aldığı Türkiye'nin en büyük oyuncak müzesinde çocuklar hayal dünyalarını genişletirken oyuncakların tarihi serüvenine de öğrenme imkanı buluyor. Yarı yıl tatili boyunca ücretsiz olacak ve 5 Şubat pazartesi gününe kadar 10 ila 16 saatleri arasında açık kalacak olan müze son 10 günde yüzlerce öğrenci ziyaret ederken çocuklar müzeyi kendilerine hediye eden başkan Osman Genç'e e teşekkür etti. Ülkenin geleceği olan çocukları çok sevdiğini belirten başkan Genç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek, geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Sadece çocuk... Çocuklarımızın değil, büyüklerinde yoğun ilgisine kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor dedi. Çocukların müziğe olan ilgisinden mutlu olduğunu ifade eden Başkan Genç, çocuklarımız eğitim-öğretim dönemi boyunca kendilerini geleceğe hazırlıyor. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza müzemizin kapılarını yarı yıl tatili boyunca ücretsiz açarak... Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza müzemizin kapılarını yarı yıl tatili boyunca ücretsiz açarak onlara karni hediyesi vermek istedik. Çünkü Canik Oyuncak Müzesi çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi olacak. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var. Sadece çocuklarımız değil büyükler de müzemizi görmek istiyor. İnşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştirerek kapılarını herkese açacağız dedi. Oyuncak Müzesi'nin oyuncak tarihine bir bakış olmasının ötesinde insanlık tarihine bir bakış olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, şehrimize farklılık kazandıran ve önemli bir eksikliği gideren Oyuncak Müzesi sadece Samsunlulara, çocuklara hizmet eden bir müze olmayacak. Samsun dışından da yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi olacak şeklinde konuştu.